Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda bildiğiniz veya henüz öğreneceğiniz üzere Windows 10 versiyonları 2015 yılından beri sürüm ve kod adı şeklinde yayınlanıyor. Eğer bir üst versiyona geçmek istiyorsanız ilgili güncellemeyi yüklemeniz gerekiyor. Mesela şu şekilde tabloda gördüğünüz üzere mesela ilk sürümü 1507 ya da 1507 şeklindeymiş. Kod adı Threshold 1 şeklinde. Tabii bunların bir sürümlerin bir anlamları var. Mesela örneğin buradaki 15, 2015 yılını simgeliyor. Sonraki ise ayı simgeliyor. Tabii çıkış tarihi farklı olabiliyor. Bunu ben belirteyim. Mesela burada da mesela 2015'in 11. ayı, işte 2016'nın 7. ayı gibi şeklinde. Bu şekilde devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar? İşte 2020'nin 4. ayına kadar. Bakın 20.04 diyor. Buradaki 20, 2020'yi gösteriyor. 4 de İşte 4. ayı gösteriyor. Yani Nisan ayını gösteriyor. Dediğim gibi piyasa adı ve çıkış tarihleri farklı olabiliyor. Şu anda en son çıkan güncelleme Ekim 2020 güncellemesi ve 20H2 sürüm adıyla ortaya çıktı. Artık bundan sonra muhtemelen böyle devam edecek. Bunun anlamı şu. 2020'nin ikinci yarısı half, şuradaki H harfi half anlamına geliyor. Yani İngilizce'de Türkçesi daha doğrusu yarım anlamına geliyor. 2020'nin ikinci yarısı. Birinci yarısı ilk 6 ayı, ikinci yarısı diğer 6 ayı simgeliyor. Böyle bir şey var. Şu anda halihazırda en son sürüm, en son güncelleme bu. Tabii bu güncelemeyle ilgili ben bilgisayarınızı bir üst versiyona güncellemenizi pek tavsiye etmiyorum. Genel olarak tüm versiyonlarda güncellemeden sonra, yani versiyon yükseltmeden sonra bilgisayarın yavaşladığına tanık olacaksınız. Bunu ben belirteyim. Bilgisayarınızın hangi sürümde, hangi versiyonunda olduğunu öğrenmek için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunun için mesela şuradaki arama kısmına ya da Windows simgesinin üzerine sağ tıklayıp ara diyerek buradaki arama kısmına küçük harflerle WinRAR, şu şekilde W ile başlayan WinRAR yazdıktan sonra Enter yapın. Bakın şu şekilde mesela benim şu andaki sürümüm 2004 olduğu görülüyor. Yine mesela farklı bir şekilde buradaki Windows simgesini sağ tıklayıp buradan ayarlar, gelen pencereden sistem, ardından en alttaki hakkında kısmını klikleyip buradan da öğrenebilirsiniz. Örneğin bakın Windows özelliklerinde ne yazıyor? Windows 10 Pro 2004 sürüm olduğu görülüyor. Peki ben bilgisayarımı bir üst sürüme, yani şu andaki hali hazırdaki en son sürüme nasıl yükselteceğim? Bunun için yapılması gereken şey şu. Gene Windows simgesinin üzerine sağ tıklayın. Buradan ayarlar. Gelen pencereden güncelleştirme ve güvenlik sekmesini klikleyin. Burada bakın hemen burada Windows 10 sürüm 20H2 özellik güncelleşmesi diye bir seçenek var. Buradan indiri klikleyip indiriyorsunuz bilgisayarını. Daha doğrusu bu kısımda indirme işlemi gerçekleştiriliyor. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman bilgisayarınız bir üst sürüme yükseltilmiş oluyor. Tabii şöyle bir durum daha var. Eğer burada yani Windows Update kısmında eğer indirme seçeneği yoksa Google'dan da bu işlemi yapabiliyorsunuz. Peki nasıl yapacağım? Şu şekilde Windows 10 indir yazın şu şekilde arama kısmına. Windows 10 indir dedikten sonra şu en üstte ilk çıkan Microsoft'un resmi sitesi yazan kısım. Windows 10 disk görüntüsü yazan kısım. Buraya klikleyin. Karşımıza bu şekilde bir pencere gelecektir. Bakın ne diyor burada? Windows 10 Ekim 2020 güncelleştirmesi diyor. Hemen buradan hemen güncelleştirmeyi klikleyin. Küçük bir indirme paket programı indirecek. Şu şekilde sol alta inecek. Aynı zamanda bu nereye geliyor? Bilgisayarım. Ardından indirilenler kısmına geliyor. Şimdi bu yükseltme şeyini tulunu çift klikleyip çalıştıralım. Yükseltme aracını. Şu şekilde güncelleştirme penceresi gelecek. Şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Ne diyor? Windows 10'u en son sürüme güncelleşir diyor. Windows 10'un en güzel özelliklerinden biri de her güncelleşmeyle daha iyi hale gelmesidir. Falan filan vesaire diyor. En son sürüm 2009 diyor. Şimdi şöyle bir şey ben az önce söylemiştim. Hemen şunu tekrar açayım. Bakın 20H2 diyor ama burada 20.09 diyor. Normalde şöyle olacaktı. Bu kod adı 20H2, sürüm 2009 olacaktı. Muhtemelen Windows bundan vazgeçti. Yani 2009'u kullanmayacak. Yani 2020'nin 9. ayı şeklinde. Bundan vazgeçti. Muhtemelen bu şekilde devam edecek artık. Microsoft'un üstleri tabii akıl sır ermiyor. Şimdi bu şekilde bir sayfa geldi. Şimdi güncelle diyoruz. Ardından ne diyor? Bakın tebrikler, bu bilgisayar uyumlu. Yani işlemcimiz tamam. Belleğimiz, RAM'imiz tamam. Yeterli disk alanımız varsa zaten işlemi kabul edecektir. Ardından ileri diyorum.
ve ne yapıyor? İndirme işlemine başlıyor. Burası %100 olduğunda arkadaşlar, şurası %100 olduğunda tekrar ileri ileri ve bilgisayarımızı yeniden başlat dediğimizde otomatik olarak bizim bilgisayarımız en son sürüme yükseltilmiş oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bize destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.